Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere sıfat tanımlaması, isim tanımlaması farkı nasıl ayırt edilir? İsim tanımlamasını nasıl anlarım? Soruda tanımlanan türü farklıdır derse nasıl bulurum? İşte bunların çözümünü size kolayca bu videoda anlatacağım arkadaşlar. O halde bir başlayalım. Sıfat tanımlaması ve isim tanımlaması iki tane başlık halinde. Önce konu anlatımı, sonra soru çözümü var. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Sıfat tanımlamasını biz okullarda şöyle anlatmadık mı? Hep ön ad, adın önüne gelen sözcük dedik değil mi hep? Şimdi adın önüne geliyor burada. Güzel, hoş. Ama hangi soruları soruyorsun? Ya nasıl, ya hangi, ya kaç sorularını isme sordun. Soruları aldın, cevap bana neyi sıfatı verecek? Bak, bu mahallede ömrüm geçirdik. Mahalle, mek olur mu? Olmaz. Olmadığı için zaten isim. Yani ismi buldum, soruyorum. Nasıl, hangi mahalle? Aa, bu mahalle bak. Burası da işte sıfatım oldu benim. Yani burası ad, burası ön oldu, yani sıfat kısmı oldu. Demek ki sıfatı hangi sorusuyla buldum. Şimdi geldim diğer bir videoya. Sarı renkte arabalar dikkat çeker dedim. Bak, araba isim değil mi? İsim. Şimdi bu sefer bunu maviyle yazalım. Nasıl araba diye soruyorum. Nasıl araba? Bak bu sefer isme nasıl sorusunu sordum. Hangisi mantıklı geliyor diye. Sarı renkte araba, o halde bunun cevabı nasıl sorusuna cevap verdiği için veya buradaki soruların birine cevap verdiği için ben buraya sıfat diyorum. Demek ki sıfat tanımlaması derse isme sorduğum bu sorulardan birine cevap verecekmiş. Anlaşık mı güzel kardeşim bu? İsim tanımlaması dedim. Belirtili isim tanımlaması. Neyin? Kimin sorularından birine cevap verilmiş. Bak, Türkçenin soruları kolay geldi diyorum. Soruyorum. Kimin soruları? Türkçen soru. Al sana isim tanımlaması işte burası. Çünkü biliyorsunuz ki belirtili, belirtili, zincirleme 3 tane isim tanımlamamız var şu an müfredatta. Ama belirtili isim tanımlaması neyin kimin sorularını sorarken buluyoruz. Belirtili isim tanımlamasını şöyle buluyoruz. Ne kim sorularından birine cevap verecek. Ne kim. Mesela diyorum ki Türkçe soruları kolay geldi. Soruyorum. Ne soruları? Türkçe soru. O halde burası isim tanımlaması olmadı mı? Demek ki isim tanımlamasını neyin, kimin veya ne kim sorusuyla buluyormuşum. Ama sıfat tanımlamasını nasıl veya hangi sorularla buluyormuşum. Doğru mu? O halde hemen soruya geçelim. Şimdi diyor ki yukarıda verilen tanımlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. Yani ne demek istiyor? İsim tanımlaması mı, sıfat tanımlaması mı? Yani atıyorum 5 şıkkın 4'ü isim tanımlamasıdır, bir tane sıfattır cevap. Veya 5 şıkkın 4'ü isim tanımlamasıdır, bir tane sıfattır. Senden bunu istiyor güzel kardeşim. O halde 6 çizgi sözcüklere bakman yeterli, parça okuma. Ben sadece basit bir soru olmasın, böyle parçalı bir soru olsun ki gerçek sınav formatına uygun olsun diye böyle yazdım. Kolay yazmam yani. Ama biz kelimelere bakacağız. Bak şimdi. Onların üstüne demiş, bir numara bu. Şimdi isim tanımlaması mı, sıfat tanımlaması mı beraber bakalım. Şimdi onların üstü, buradan bakıyorum tanımlamanın hangisinin sorusuna cevap veriyor, kimin veriyor mu bakın, kimin üstü, onların üstü. O halde kimin dediğime göre burası isim tanımlaması. İT koydum. İşlerindeki fırtınalar. Kimin fırtınaları? Aldı mı cevap? Yok. Hangi fırtınalar? İşlerindeki fırtına. Al bak sana sıfat tanımlaması. Gördün mü? Sıfat. Çünkü hangi dedim. Sonra bunların arasında soruyorum hangisi daha uygun gelir. Baktım bunu sorayım. Kimin arası? Bunların arası. O halde kimin dediğime göre yine isim tanımlaması. Sonra baktım buraya çocuk çehresi demiş. Bunlardan birini soruyorum bile. Bakalım isim tanımlaması önce bir deniyorum. Çünkü bu isim tanımlaması, bu sıfat, bu isim tanımlaması. O halde demek ki aslında cevap bu çıkacak ama bunları bir bakalım. İsim tanımlaması olduğunu nasıl bulacağız? Diyorum ki ne çehresi? Çocuk çehresi değil mi? Ne çehresi? Çocuk. O halde şuraya güzel kardeşim bak. Ne sorusunu sordun? Burası da bir isim tanımlaması mı? Evet. Bozkır çiçekleri. Şimdi yine soralım bak aynısı. Ne çiçekleri? Bozkır çiçekleri. O halde burası bir isim tanımlaması oldu mu? Oldu. O halde güzel kardeşim mantığını öğrendim.
Bu kadar kolaymış bu. Bak bu işte. Zorlandığın konu bu işte. Ne yaptık? Cevap o halde ne çıktı? 2 numara yani sıfat tamlaması çıktığına göre cevabımız Bursa'dır değerli arkadaşlar. Arkadaşlar umarım yararlı olmuştur diyorum. Bir dahaki sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.